Bu iki eğri arasında kalan kısmı değerlendireceğiz. Sarı olan eğri y türünden tanımlanmış, x eşittir y eksi 1'in karesi ve mavi yeşil olan doğru. Bu da y eşittir x eksi 1 olarak tanımlanmış. Evet, tam da bu kısımdan bahsediyorum. Bunu alıp y eşittir eksi 2 doğrusu etrafında döndüreceğiz. Döndürdüğümüzde ise buna benzeyen bir şekil elde ederiz ve bunun bir jet motorunun ön kısmına benzediğini söylemek de mümkün değil mi? Hacminin neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Bu hacmi disk ya da kabuk yöntemiyle bulabiliriz. Disk yönteminde bir bakalım, buna benzeyen disklerle çalışırız ve x'e göre integral alırız, öyle değil mi? Soruya tabii ki de dikkatlice yaklaşmak lazım çünkü alt sınırlar farklı. Bunu iki fonksiyona bölmek gerekir. X'in bu aralığı için bir üst ve alt sınır, bir de bu aralığı için farklı bir üst ve alt sınır oluyor, öyle değil mi? Evet, ama dediğim gibi disk yöntemini kullanabiliriz. Fakat fonksiyonları ayrı ayrı kullanmak istemiyorsanız, kabuk yöntemini de kullanabiliriz. Hele ki fonksiyonlardan biri hali hazırda y türünden verildiyse ve diğerini de y türünden ifade etmek hiç de zor değilse, evet, bu yöntemi kullanmayı tercih ederiz. Bu yöntemde yükseklikleri d'ye olan dikdörtgenlerden yardım alacağız ve y eşittir eksi 2 doğrusu etrafında bu dikdörtgenleri döndüreceğiz. Aynı dikdörtgeni buraya da çizmemi isterseniz şöyle yapalım. Kabuğa benzeyen bir şey oluştuğunu yavaş yavaş görüyorsunuz değil mi? Bu iki nokta arasında böyle, alta geldiğinde de buna benzeyen bir şey olacak. Kalınlığı ya da derinliği d y'ye olan bir kabuk gibi oldu, öyle değil mi? Şöyle yapayım, evet, bahsettiğim kabuk bu ve kalınlığı da dy. Boyarsam 3 boyutlu olarak nasıl göründüğünü belki daha iyi görmüş oluruz. Bundan önceki sorularda da olduğu gibi burada da elde edeceğimiz tüm bu kabukların hacimlerini bulmayı hedefliyoruz. Sonra da aralığımızdaki belirli bir y için bunun neye eşit olduğunu bulabilir ve aralıktaki tüm y değerleri için integralini alabiliriz. Daha önce de yaptığımız gibi öncelikle kabuklardan birinin yarıçapının neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Pembe ile ifade edeyim, evet, sizce bunun yarıçapını nasıl bulabiliriz? Bu uzunluk ya da yarıçap y eşittir eksi 2 ile söz konusu olan y değeri arasındaki farktır, öyle değil mi? Burasının y'ye eşit olduğunu biliyoruz. Burası da 2 birim olduğuna göre yarıçap y artı 2'ye eşit olur. Az önce fark demiştim ama buna dayanarak y eksi eksi 2'den yarıçapın y artı 2'ye eşit olduğunu da düşünebilirsiniz. Elde ettiğimiz kabuklardan birinin yarıçapı y artı 2'ye eşitmiş. Yarıçap y artı 2'ye eşitse buradaki çemberin çevresi de 2 pi çarpı y artı 2'ye eşit olur. Ve dış yüzey alanı da, evet, bu kısımdan bahsediyorum, çevre çarpı kabuğun eni, yani buradaki uzunluğa eşit olur. Bu uzunlukla bu uzunluğun aynı olduğunu fark etmiş olmalısınız. Her şeyi y türünden ifade etmemiz gerektiğine göre bu uzunluk da üstteki fonksiyonun y türünden ifade edilmiş hali eksi alttaki fonksiyonun y türünden ifade edilmiş haline eşittir. Üstteki fonksiyon derken bu aralıkta bize daha büyük x değerleri veren fonksiyondan bahsediyorum. Y türünden düşündüğümüzde üstteki fonksiyon mavi ile çizilmiş olan fonksiyondur, değil mi? Bunu da y türünden ifade etmemiz gerektiğini söylemiştim. Hemen bunu yapalım. İki tarafa 1 ekleyelim ve x eşittir y artı 1. Evet, üstteki fonksiyon bu, alttaki ise bu. Aynı y değerini değerlendirecek olursanız bunun üstteki, bunun da alttaki fonksiyon olacağını görürsünüz, öyle değil mi? Evet, aynı y değeri için bu bize daha büyük bir x değeri verir. Bunun için de üstteki fonksiyon olarak adlandırıyoruz. Kabuğun yüzey alanı, evet, ne demiştik? Çevre çarpı bu uzunluk olacaktı, öyle değil mi? Hemen not edelim. Kabuklardan birinin alanı 2 pi çarpı y artı 2 çarpı üstteki fonksiyonla alttaki fonksiyon arasındaki uzaklık, yani y artı 1 eksi y eksi 1'in karesi. Parantezi de aynı renk yapalım. Peki, sıra geldi hacme. Yüzey alanını bulduğumuza göre bunu bir de derinlikle çarparsak
İşte hacim karşımıza çıkacak. Bu sayede integralimizi de elde etmiş olacağız. Her şeyi aynı renkle yazayım. Kabuklardan birinin hacmi 2 pi çarpı y artı 2 çarpı y artı 1 eksi y eksi 1'in karesi çarpı kabuğun derinliği yani dy. Bunun belirli bir aralıktaki integralini almamız lazım. Peki bu aralık hangi aralık olmalı? Göz kararı olarak söyleyebiliriz ama çözmemiz mümkün. Bu iki fonksiyon birbirlerine ne zaman eşit olur? Y artı 1'in y eksi 1'in karesine eşit olmasını istiyoruz, öyle değil mi? Hemen yazıyorum. Y artı 1 eşittir y eksi 1'in karesi. Bunu açıkça yazalım. Y kare eksi 2y artı 1. İki taraftan y çıkaracağım, bir de 1 çıkaralım. Evet, eksi y eksi 1. Geriye bir bakalım, sol tarafta 0 kaldı. Sağda ise y kare eksi 3y. Bunu 0 eşittir y çarpı y eksi 3 olarak yazabilirim, öyle değil mi? Buradan da bunu 0 yapan değerlerin 0 ve 3 olduğunu bulabiliriz. Aynen buradaki gibi. Grafiği inceleyecek olursanız y eşittir 0 ve y eşittir 3'te bu iki fonksiyonun kesiştiklerini görebilirsiniz. Bu da aralığın 0 ile 3 olduğu anlamına gelir. Gördüğünüz gibi kabuk yöntemi ile belirli integralin neye eşit olduğunu belirledik. Sıra geldi integrali çözmeye. Bir başka videoda.